Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı'nın çok değerli emekçileri, bürokratları, hoş geldiniz. Evet, öncelikle şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, her yıl geleneksel olarak her hükümet, bakanlıklar bütçeden önce faaliyet raporlarını bu kurula getirirler. Bundan önce Gizem Hanım'ın döneminde de çok güzel bir kitapçıkla aslında karşılaşmıştık. O anlamda da kendilerine teşekkür edeyim. Maalesef bu yıl biz Sağlık Bakanlığı'nın faaliyet raporunu göremedik. Yani anlayabiliyorum, belki basmak pahalı olabilir. Basılmış kitap olarak da istemiyoruz, beklemiyoruz ama eğer ki burada bizim muhalefet olarak görevimiz bir şeyleri denetlemekse, yaptığınız faaliyetleri bilmek zorundayız Sayın Bakan. Belki ben size yaptığınız bir şeyi çıkıp burada söyleyeceğim. Veya belki yapmadıklarınızla ilgili başka türlü bir yol haritasıyla ilgili faaliyet raporunuzda bir yol göreceğim. Yani siz bize faaliyet raporlarınızı vermezseniz, göstermezseniz, söylemezseniz ne olacak? Yani biz yazılı sorularda, sözlü sorularda her hafta size soru mu soracağız? Burada ne oldu, burada nasıl gitti? Olmaz. Bu yıl maalesef bir tek Bayındırlık ve Ulaştırma şu ana kadar faaliyet raporunu ben gördüm. Onun dışında özellikle açıkçası dün çok uğraştım Sağlık Bakanlığı'nın faaliyet raporuna ulaşabilmek adına ama maalesef ulaşamadım. Bunu da gördüğüm çok ciddi bir eksiklik olarak söylüyorum. Umarım ki yani bütçede geçebilir ama sonradan bu faaliyetlerin elektronik posta yolu ile de olsa bize gönderilmesinde çok büyük bir fayda vardır. Ki biz de buralardan neyi konuşacağımızı, neyi denetleyeceğimizi daha sağlıklı bir şekilde bilelim. Değerli milletvekilleri, çok değerli Kıbrıs Türk halkı. Öncelikle aslında son söz olarak söylemem gerektiğini ben ilk söyleyeceğim. Çünkü son yıllarda çok net bir şekilde görüyoruz ve biliyoruz ki eğer biz nüfusumuzu bilmezsek, nüfus politikası olmadan kaçak çalışma, kaçak yaşamı kontrol altına almadan, üniversite hayatını denetlemeden ne düzgün bir sağlık sistemi kurabiliriz ne de kendimizi hastalıklardan koruyabiliriz. Hastalarımıza ilaç, hastane, laboratuvar yetiştiremeyiz. Öncelikle bir, bunun bir altını çizelim ve sağlık bakanlarına ki herhalde komitede de söyledim bunu, değerli başka bir arkadaşım da bürokrat anlamda en istikrarlı dedi ama bakan anlamında da maalesef Sağlık Bakanlığı en istikrarsız bakanlıklardan biridir. 4 yılda 4 bakan. Bakanlıklarda istikrar, değerli milletvekilleri, çok önemlidir. Çünkü sağlıkta özellikle sağlık politikaları uzun vadeli politikalardır. Bir günde karar verip proje yapıp hastane yapamazsınız. Koruyucu sağlık hizmetlerini en az 5 yıl, 10 yıl, 20 yıllığına planlamak zorundasınız. İlaç politikalarınızı buna göre şekillendirmek zorundasınız. O nedenle evet, sağlıkta istikrar çok ama çok önemlidir. Hele de bizim gibi böyle içine düştüğümüz bu karma karışık durumlarda ve de bir öncekinin projelerine hiçbir saygı göstermiyorsa, bilmiyorsa bile, öğrenmek için uğraşmıyorsa bile, sormuyorsa bile bir önceki bakana, evet bu ülkede sağlıkta, elbette ki birçok daha konuda, eğitimde ve başka konularda da istikrar çok ama çok önemlidir. Bizden önce yapılan projelere sahip çıkmak çok önemlidir. Çünkü bu projelerin hepsi bu ülkenin, bu halkın parası, emeği ve zamanıyla yapılır. Sağlık da her zaman söylediğimiz gibi aslında siyaset üstüdür ve siyaset üstü olmalıdır, öyle de kalmalıdır.
Ve bütçeye bakalım bu yıl. 78 milyar 712 milyonluk 714 oldu sanırım son düzenlemelerle. Sağlık bütçesi 6 milyar 930 milyon kusur. %8.81'ini aldı genel bütçe içinde. Geçen yıla göre tadil bütçeyi de eklediğimiz zaman %39.50'lik bir artış oldu sağlıktaki bütçede. Ekonomist değilim ama enflasyonun geldiği hali, fiyatların inşaat maliyetinde, ilaç maliyetlerinde ve diğer sağlık hizmetlerdeki maliyetlerin ne kadar çok arttığını biliyoruz. Her gün konuşuyoruz, her gün bu kürsüde bunları kendimize dert ediyoruz. Bu %39.50'lik artış Sayın Hakan Dinçyürek size asla ve asla yetmeyecek. İlaca da yetmeyecek, altyapılarınıza da yetmeyecek. Belki birazcık sürdüreceksiniz yapılan tedavileri. O neden nedir ki işte nüfus politikası önemlidir. Sağlığa gerçekçi rakamlar koymak, yani işte geçen yıl dedik ki 300 milyon ilaç parası yetmeyecek size ve neredeyse yılın tamamını insanlar ilaçsız geçirdi, kanser hastaları perişan oldu. Birçok hasta, sadece kanser hastaları değil, ülkedeki tüm hastalar perişan oldu. Sırasında bir Panadol'a muhtaç kaldık. Sırasında ameliyathanelerimizde çok ciddi ilaç eksiklikleri yaşadık. Bu yıl da bu rakam yetmeyecek. Yani hani bu artık böyle bir politika haline gelmesin. Bütçeye koymayalım, harcamayalım ama yani bir şekilde sonradan tadil bütçe yaparız. Tadil bütçede alırız toplu olarak ama asıl olan tedavilerde siz de bir hekim olarak biliyorsunuz Sayın Bakan ki sürdürülebilir hekimlik hizmeti vermektir. İlaçlara hastanın zamanında kesintisiz bir şekilde tedavisini uygulama için ulaşmasıdır. Eğer bunu sağlayamıyorsanız sonradan yılın sonuna doğru 400 milyon daha koydum da ilaç gelecek. 3 ay boyunca ilacını almayan kanser hastaları ne olacak? Nöroloji hastaları ne olacak? Talasemiye hastaları ne olacak? HIV hastaları bile, tüberküloz hastaları bile bu yıl inanılmaz büyük sıkıntılar çekti ilaç bulmak konusunda. Önceliklerimiz nedir sağlıkta diye düşündüm. Elbette ki sağlıkta her şey önceliktir. Yani ilaç mı öncelik değil, doktor mu öncelik değil, hastaneler mi öncelik değil, hepsi çok öncelik. Ama sanırım son yıllarda değerli vekil arkadaşlarım, içine düştüğümüz bu sağlıktaki çöküşün en büyük nedenlerinden biri aslında altyapı yetersizliklerimizdir. Ve aslında altyapı yetersizliklerimiz ciddi bir sıkıntıdır ama bunları yapamayacak olmak gibi bir düşünceye sahip olmak, yani hastane yapmakla ilgili kendimize güvenimizi kaybetmek bana göre çok daha büyük ve çok daha ciddi bir sıkıntıdır ve sorundur. En son yapılan hastane, pandemi hastanesini saymazsak acil durum hastanesini, Mausa Hastanesi'dir. Bilmiyorum 1990 mıydı, 2000'li yıllar mıydı? Öyle bir yıllar. Yani biz ondan sonra onkoloji hastanesi de var. Doğru, çok iyi hatırlattınız. Evet, onkoloji hastanesi güzel bir kazanımdı. Ama hani teşekküllü bir hastane anlamında branş hastanesi olarak onkoloji pandemi hastanesi. Teşekküllü bir hastane yapmak konusunda uzun yıllardır çok ciddi sıkıntılarımız var. 2016'da ben Tabipler Birliği Başkanlığım döneminde ilk kez Lefkoşa'ya yeni bir hastane ihtiyacını gündeme getirmiştik. Ve 2016 yılından beri aradan 7 yıl geçti. Sürekli bunu konuşuyoruz. Dedim ki yani Sağlık Bakanlığı dönemlerinde biz çok çalışmıştık. Hatta yeni bir kardiyoloji hastanesi ve daha başka projelerle ilgili çok da büyük rakamlar
olmasa gerek yani, böyle hani bu kadar büyütüyoruz ve kaç gündür de bütçedeki artı 1 milyarı konuşuyoruz. Bir hastane kaç paradır? Niye yapamıyoruz biz bu hastaneyi? Niye sürekli ille de TC kaynaklı mı olmalı? Mahalli kaynaklarımızdan para ayıramıyoruz. Sürekli gidip geliyoruz. Proje getiriyoruz. 300 yataklı mı olacak? 500 yataklı? 600 yataklı mı? Ve baktım Sayın Bakan, inceledim. Mimar mühendis odalarıyla da, mühendis mimar odalarıyla da konuştum. Türkiye'deki bazı Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de konuştum. Bugün 800 şu andaki kuru söylüyorum. Yani bunu genellikle onlar euro ve dolar üzerinden veriyorlar. Şu anda 500 yataklı bir hastane, devlet hastanesinin yapımı 800 milyon Türk lirasıdır. Bir sıfır daha vurursanız doğru rakamı bulursunuz. Benim bulduğum rakam, benim bulduğum rakam doğru rakamdır. Ha, iç donanımdan bahsediyorsanız elbette ki onun üzerine İç donanım da ekleyeceksiniz. Örneğin Batman Hastanesi'ne baktım. Ne kadara mal oldu? 470 milyon bitirildi. 1 milyon 200 milyona da iç donanımıyla bitirildi. Yani aslında biraz kendimize gelelim. Silkinelim arkadaşlar. Biz evet kendi bütçemizdeki örneğin bu yıl 1 milyar fazla veren bu bütçede ve belki de önümüzdeki yıl 2-3 milyar fazla verecek olan bütçeden kaynak ayırıp kendi hastanelerimizi de yaparız. Sayın vekiller, değerli Kıbrıs Türk halkı, buna inanalım, kendimize güvenelim ve yola çıkalım. Bu şekilde habire Godot'u bekler gibi beklemenin hiçbir anlamı yoktur. Yani bir yerden başlamak zorundasınız. Neden buna söylüyorum? Çünkü bütçeye baktığım zaman ben hastanelere ayrılan çok da ciddi bir rakam görmedim. Yani ne Lefkoşa, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ile ilgili, ne Güzelyurt Hastanesi ile ilgili. Girne Hastanesi'nin bitirilmesinden bahsediliyor, 200 milyon kondu bütçeye. Ama Sayın Bakan'la da konuştuğumuz zaman aslında tam da ne zaman biteceği de belli değil. İç donanımıyla ilgili de sadece 10 milyon Türk lirası konmuş. Yani orada da aslında çok da net değiliz. Ve Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli bürokrat arkadaşlar, çok ciddi başka bir sıkıntımız daha var. 2023'ün Şubat ayında yaşanan depremde çok ciddi büyük bir ders almamız gerekirdi. Çok panik olduk. İnşaat mühendisleri gitti. Okullarımızı, hastanelerimizi denetlediler. Ne oranda sağlamdırlar ona baktılar. Ve korkunç tablolarla karşılaştık. Ha, bilmiyor muyduk? Evet, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin ana binasının çok ciddi sıkıntılı olduğunu yıllardır biliyoruz. Ama bu resmi olarak inşaat mühendisler tarafından da tescil edilmiş oldu. Peki ama biz yeni hastane yapana kadar bu ana binayı tadil etmek için bütçeye veya desteklemek için herhangi bir rakam koyduk mu? Ben görmedim. Eğer varsa lütfen Sayın Bakan bana bilgi versin veya bize, hepimize birlikte bilgi versin. Çünkü bunlar hepimizin kaygılarıdır. Hepimizin gelecekle ilgili aslında kaygının ötesinde kaotik gördüğümüz durumlardır. Acil servis Burhan Nalbantoğlu'nun aslında sonradan düzenlenen bir bölümüdür orası. Riskli binalar arasında, riskli birimler arasında yer aldı. Nükleer tıp ve hemodiyaliz, o da sonradan eklendi. Çok riskli binalar arasında çıktı. Talasemia kan merkezi, çok riskli binalar arasında çıktı. Bunlar Sayın Bakan, ciddi şekilde önlem almamız gereken, ben özellikle sizin faaliyet raporunuzu istedim. Yani bunlarla ilgili sizin var mı bir çalışmanız? Herhangi, çünkü bütçede böyle bir rakam yok. Yani bütçe bir öngörü işidir. Bütçeyi niye yaparsınız dersiniz ki biz bundan sonraki yılda bunlara dikkat edeceğiz. Bunları alacağız, yapacağız. Bir öngörü yaparsınız. Bütçede bunları görmedik. Faaliyet raporumuzda var mı bilmiyorum. İnşallah elimize gelir ve görürüz. Ama bu riskli hastane binaları ile ilgili ki C
Cengiz Topel Hastanesi de çok eski bir binadır. Sırasında sağlıksız koşulları da vardır. Oranın da ciddi şekilde desteklenmesi gerekir. Onunla ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır bilmiyorum. Girne Hastanesi'ni söyledim. 200 milyonluk bir kaynak vardır. İnşaatı sürer gibi gözükse de hala daha tam da acaba 2024'ün sonuna yetişecek mi? Sanırım sizin de kafanızda soru işaretleri vardır. Umarım yetişir çünkü gerçekten Girne'nin bu hastaneye çok ama çok ihtiyacı var. Ben Girne Hastanesi, yani şu andaki Girne Hastanesi'ne hiç girmiyorum. Çok büyük eksikler var orada. Tanı cihazlarından, hekimlerden ve daha bir sürü şeyden. Ama artık böyle bir bekliyoruz. Yani bu Girne Hastanesi bir bitsin de bakalım ne olacak. O zaman konuşalım, moral bozmayalım diyoruz. Hastane konularına altyapıları önceliğe aldım. Çünkü gerçekten de bana göre şu anda bu altyapı konularındaki eksiklikler sağlıktaki ilerlememizi, yol haritamızı, gelişimimizi çok ama çok ciddi şekilde etkiliyor. Amatem, biraz önce Sayın Ürün Solyalı mahkemelerin bütçesinde de gündeme getirdi. Sayın vekil arkadaşlarım, uyuşturucu bu ülkede gerçekten de çok büyük bir konudur. Bunu ben söylemiyorum. Bunu her gün gazetelerdeki zaten haberlere baktığınız zaman bu konunun nasıl patladığını, toplumu nasıl tehdit ettiğini, çocuklarımızı nasıl tehdit ettiğini çok ama net bir şekilde, çok net bir şekilde görürsünüz. Peki ama biz bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı nasıl bir yol izliyor? Amatem binası hala daha karkas şeklinde duruyor. Rehabilitasyonla ilgili hiçbir çalışmamız yok. Yani tedavi ettiğimiz insanların yeniden hayata, yaşama dönebilmesi adına. Bunun için 10 milyon ayrıldı. Bilemiyorum bu 10 milyonla bu yıl Amatem'i bitirmeyi mi düşünüyorsunuz? Ben o konuda da sizden ciddi bir bilgi bekliyorum. Çünkü bu konuda sürekli yıllardır halının altına süpürdüğümüz, konuşmadığımız, konuşmak istemediğimiz ama aslında tüm çarpıklığıyla karşımızda duran, bizi, geleceğimizi tehdit eden çok ama çok riskli bir konudur. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi ses çıkarması lazım, gürültü yapması lazım, talep etmesi lazım ve bu konuya sahip çıkması lazım. Çünkü bu hastalar sizin boynumuzun borcudur. Bu hastaları tedavi etmek sizin görevinizdir Sayın Bakan. Mausa Hastanesi'ne ek bina demiştim. Sanırım bu kadar konu içinde o birazcık lüks kalacak. Ama biliyorum ki Mausa bölgesinde de çok ciddi şekilde bir nüfus artışı vardır. Ve Mausa Hastanesi artık bir ikinci hastane, ikinci basamak hastanesinin ötesine geçip 2-3 arası bir hastane boyutuna gelmek zorundadır. Bununla ilgili de mevcut altyapısı şu anda çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu bakanlığı yaptığım ve orayı bildiğim için de bunu çok net söylüyorum. Bizim dönemimizde Mausa dönemine ek bir bina inşaatı için bir proje yapılmıştı. Eğer arşivi incelerseniz onu da göreceksiniz. Yeni Güzelyurt Hastanesi Sayın Bakan, yüreğimizin yarası ne olacak bu Güzelyurt? Güzelyurt'a bir Sağlık Bakanlığı olarak hizmet vermeyeceğiz durumunda mısınız? Yani böyle bir karar mı aldınız Sağlık Bakanlığı'nda? Güzelyurt Hastanesi'ne 2 yıldır taş taş üstüne konmadı. Halbuki bu hastane için oraya atılan milyonlarca lira var. Ve şu anda orası maalesef Güzelyurtlular için çok büyük bir yürek yarasıdır. Orasına hiçbir yatırım yapılmadı. Şu anda bu yılda ben bütçede bu konuyla ilgili ciddi bir şey görmedim. TC kaynaklarına da baktım. Geçen yıldan kalan bir şey vardı. O aktarıldı, ihaleye çıkılacak. Bu ne olacak? Lütfen duvara konuşur gibi konuşmayalım. Bize bu konularla ilgili bilgi verin Sayın Bakan. Çünkü evet Güzelyurt Hastanesi, hele de Cengiz Topel Hastanesi'nin bu kadar zayıf düştüğü bir durumda çok ama çok önemlidir bitirilmesi. Güzelyurt'ta sadece Güzelyurt Hastanesi
değildir ihmal edilen. Onun için dedim herhalde Sağlık Bakanlığı oturdu ve karar aldı bütün yönetim organlarıyla. Biz güzel yurda sağlıkta hizmet vermeyeceğiz. Yani gerek yok, o insanlar başının çaresine baksın. Güzel yurtta çok özel hekim de yok. Nereye gidecekler onu bilmiyorum. Nereye gidiyorlar biliyor musunuz? Lefkoşa Hastanesi'ne geliyorlar. Hani Lefkoşa niye bu kadar çok kalabalık ya? Hiç bunlardan dolayı kalabalık aslında. Güzel Yurt Sağlık Merkezi. Dörtlü hükümet döneminde sırf Güzel Yurt Hastanesi bitirilmediği için ve bitirilene kadar en azından 7-24'e çıkarılmıştı. 24 saat orada hekim vardı, hastaların ulaşabileceği bir hizmet vardı. Gittikçe önce 8'e kadar düştü. Şimdi 12-1'lerden sonra oralarda hekim bulamıyorsunuz. Yani Güzel Yurt Sağlık Merkezi da gözden çıkarılmış durumda. O dönemde bir laboratuvar açmıştık. İyi ki açmıştık, o çalışıyor. Ama bir daha röntgen olmasını çok istemiştik. Maalesef o günden sonra zaten böyle de bir gelişme olmadı. Röntgen falan da alınmadı Güzel Yurt Sağlık Merkezi'ne. Zaten yani sadece Güzel Yurt Sağlık Merkezi'ne değil, hiçbir temel sağlığa, hiçbir sağlık merkezine ne laboratuvar ne de röntgen alınmadı aslında. Ve altyapılarla yine devam etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu altyapı konusuna ciddi şekilde konsantre olmak ve çözmek zorundayız. Bunu çözmezseniz, yani sizin eğer tedavi hizmetlerinizi vereceğiniz binalarınız yoksa nereye koyacaksınız röntgenlerinizi, işte doktorlarınızı, hemşirelerinizi? Önce bir sağlıklı altyapılar oluşturmak zorundasınız. Değirmenlik Sağlık Merkezi. 2019'larda bir proje başladı. 4 tane sağlık bakanı Değirmenlik Sağlık Merkezi'nin çok sağlıklı olmayan yapısının farkındaydı ve yeni bir bina yapılmasının farkındaydı ve o proje devam etti. Ercan Kavşağı'nda çok güzel de bir yer alındı yapılabilmesi için. Çok merkezi bir yerdeydi. Hem Mesarya'nın güney Mesarya, hem bu taraflar Burhan Nalbantoğlu'na gelene kadar çok geniş bir alana hitap edebilecek, hizmet verebilecek bir alandaydı. Buranın vizesi de alındı, parası da ödendi ve tam da projeye başlamak üzereyken bir anda vazgeçildi. Denildi ki biz bu sağlık merkezini Değirmenlik köyünün içine yapacağız. Doğru bir karar değildir bu Sayın Bakan. Yani sağlık merkezleri, hastaneler gelişebilecek, en maksimum orana hizmet verebilecek, trafiği çok fazla yormayacak, o daha rahat bölgelere yapmak zorundasınız. Şu anda eski sağlık merkezinin olduğu yer böyle bir yer değildir. Gelin bu kararınızı, ben buradan kürsüden, komitede de söyledim, tekrar size sesleniyorum. Tekrardan gözden geçirin. Gerekirse sizden önceki bakanlarla tekrar görüşün. Personeliniz, ekibiniz bu binanın projelerini kim yaptıysa yeniden masaya yatırın ve Değirmenlik Sağlık Merkezi'ni Sağlık Bakanlığı'nın şu anda malı olan, vizesi daha ödenen o Ercan Kavşağı'na yapın. Orada yapılacak olan sağlık merkezi daha sonra genişleteceğiniz bir birimle çok daha güçlü, farklı hizmetler verebilecek bir sağlık merkezi haline getirilebilir. Ve ilk başta yapacağınız sağlık merkezini de şu anda o bölgede en büyük ihtiyaç olan 112 merkezi olarak kullanabilirsiniz. Bu sizi 112 anlamında da çok rahatlatacak olan bir projedir. Lapta Sağlık Merkezi, bizde yani böyle bir gelenek vardır. Bakan hangi köydense, hangi şehirdense oraya bir şey yapmak ister. Elbette ki sağlıkta yapılan her şey mübahtır ve güzeldir. Hiç sorun yok. Yapılsın, mutlu oluruz. Ülke hepimizin, her yer bizim ve Sağlık Bakanlığı da her yere hizmet etmek zorundadır tabii ki.
Lapta Sağlık Merkezi'nin gerçekten de çok eski, dayanıksız, sıkışık bir binası var. Altyapısı sağlam değildir. 5 milyonluk bir tadil bütçede bir para gördüm. Bu aktarıldı mı yeni bütçeye? 5 tane yeni oda gerekliliği vardı ve böyle bir proje vardı. Ciddi bir elektrik sorunu var. Orada bir 112 kuruldu ama çok sıkışık bir durumdadır. Ama bu arada nedense Lapta Sağlık Merkezi'nin çok ihtiyacı olan hemşire, doktor ve başka sağlık personeli kadroları varken oraya bir kitabet gönderildi. Yani bilmiyorum herhalde 10. kayıt memuru mu ne falan. O da Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinin popülist yaklaşımlarının en önemli göstergelerden biridir. Keşke başka çok daha ihtiyaç olan bir yere verseydiniz o personeli. Elbette ki bu o personelle ilgili bir konu değildir ama bu işte sağlığa bakış açısı, sağlıktaki vizyon, sağlıktaki yönetim şeklini anlatan bir konu olduğu için bunu gündeminize getirdim. Pamuklu Sağlık Merkezi, evet, Karpaz gerçekten çok mağdur durumdadır. Ve orada da maalesef bu mağduriyete rağmen ve ben size söylememe rağmen ve sizler sözleşmeli kadrolarınızın çok az olduğunu söylediniz bana. Yani işte sınırlıdır ve çok dikkatli olmam gerekir. Ama Karpaz gibi bir bölgenin hekiminin sözleşmesi iptal edilebiliyor. Sağlık Bakanlığı'na bir tane hekim alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki bu hekim ne yapacak ben bilmiyorum. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Çok daha sevdim. Geçen gün de tanıştım. Güzel de sohbet ettik. Ama önemli olan o değildir sayın vekiller, değerli bürokratlar, çok değerli Kıbrıs Türk halkı. Önemli olan kıt kanaat olan kaynaklarınızı ne kadar ideal kullanıyorsunuz, ne kadar verimli kullanıyorsunuz, ne kadar doğru yönetiyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nda birçok hekim var. Siz de hekimsiniz, müsteşarınız da hekimdir, müdürlerinizden de hekimler var. Yani Sağlık Bakanlığı'ndaki bu pratisyen hekimin ben ne görev yapacağını sizden şahsen duymak isterim. Dediğim gibi bireysel değil, o hekim arkadaşımız başka birçok yerde de görev yapabilir kamu alanında, kamusal alanda. İlle de hani Sağlık Bakanlığı'nda olmasa da onun için bu şahsına yönelik bir şey değil. Sizin yönetim zihniyetinize yönelik bir şeydir. Benim burada bu konuyu sorgulamamın nedeni sadece budur. Ve Pamuklu Sağlık Merkezi'nde kalmıştık. Evet, umarım ki 2024 yılında o bölgede bir sağlık merkezi, belki sonrasında hastane olabilecek şekilde projelendirilen bir binayı hizmete koyarsınız. Çünkü gerçekten Karpaz bölgesi insanların sağlığa ulaşımda en çok zorlandıkları yerlerdir, bölgelerdir. Yataklı tedavi kurumlarında tabii ki çok eksiklerimiz vardır. Bizim dönemde de vardı, her dönemde vardır. Ama yine altyapılarda olduğu gibi burada da önceliklerinizi çok iyi sıralamak zorundasınız. Yataklı tedavi kurumlarını yönetirken. Çünkü artık tedavi hizmetleri öyle bir duruma geldi ki sadece defansif tedavilere doğru yöneliyoruz ama koruyucu hekimlikten ciddi boyutta uzaklaşıyoruz. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi elbette ki eski, 1978 doğumlu diyorum ben ona, yorgun, yıpranmış ama bir o kadar da vefakar, cefakar bize hala daha ciddi hizmetler veren bir binamızdır. Ama Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin çok ciddi personel eksiklikleri vardır. Bu personel eksikliklerinin olmasını anlıyorum ama artık Burhan Nalbantoğlu Hastanesi öyle bir hale gelmiştir ki bu hizmetlerin, oradaki hizmetlerin çoğu geçici, sözleşmeli ve en risklisi de taşeron işçiler tarafından yürütülüyor. Yataklı tedavi kurumları yasasını geçirdik. Umarım ki 2024 yılında bu konuda
bir mucize olur ve Sağlık Bakanlığı'nın kadro istekleri çok daha hızlı bir şekilde gündeme gelir, alınır ve Burhan Nalbantoğlu ve aslında adadaki bütün sağlık merkezlerinin, sağlık kurumlarımızın durumu aynıdır. Sadece Burhan Nalbantoğlu değil ama Burhan Nalbantoğlu'nun bir özelliği 3. basamak bir hastanedir. Yani ameliyathaneye taşıyacak hastaları taşıyan insandan, onkolojide arşivdeki insandan ve birçok daha çok önemli, gerçekten eğitimli olması gereken, sağlığı iyi bilmesi gereken, sağlığın etiğini, psikolojisini, detaylarını iyi bilmesi gereken personellerin çalışması gerekir ki orada daha kaliteli, daha sağlıklı bir sağlık hizmetine kavuşabilelim. O nedenle Burhan Nalbantoğlu'ndaki personel eksikliğini özellikle çok önemsiyorum. Taşeronlaşmanın, ülkenin hizmet kalitesinin çok düşürdüğü çok nettir. Ama bu özellikle sağlıkta bu hizmet kalitesini çok daha fazla düşürüyor. Yine buna rağmen görüyoruz ki temel sağlık hizmetlerinde de birçok başka dairede de hep böyle geçici işte bakanın, başbakanın iki dudağı arasında olan atamalarla maalesef yürütülmeye çalışılıyor. Her şeyi çok eleştiriyoruz ama sağlığa her zaman bu anlamda bile çok daha az şey söylüyoruz. Çünkü biliyoruz yani bu anlamdaki personel eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu. Bunları söylüyorum çünkü bunların üzerinde ciddi yoğunlaşmanız, talep etmeniz, istemeniz ve çekip almanız gerektiğini düşünüyorum. Acil serviste yeni acil hekim arkadaşlarımızın, acil hekim uzmanı arkadaşlarımızın sanırım 4 oldu diye öğrendim geçtiğimiz günlerde. Bu çok pozitif bir şeydir, çok iyi bir şeydir. Ama hala daha Burhan Nalbantoğlu acil servisinde bir triyaj sisteminin olmaması da herhalde bu çağda en büyük eksikliklerden biridir. Yani sizin artık 4 tane acil hizmet uzmanınız varsa, acil doktorunuz varsa bir zahmet bu triyajı da ayarlayın. Bunun da yolunun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Poliklinik hizmetlerini çok daha efektif kılacaksınız. İnsanlar oraya gitmeyecek ve triyajın da ne kadar önemli olduğunu buradan anlatmayayım ama hayat kurtarıcı bir şeydir. Evet, acil vakaya öncelik tanımak zorundasınız. Yoğun bakım kapasitesini artırmak zorundayız. Umarım ki yataklı tedavi kurumları yasasından sonra bu anlamda da hemşire sayısının yükselmesiyle bu 22 olan sayıyı artıracaksınız. Nöroloji yoğun bakımını hala daha neden bitirmiyorsunuz Sayın Bakan? O da çok önemli bir konudur. Herhalde hemşire eksikliğinden dolayıdır diyeceksiniz ama bunu bu da gündeminizde olması çok önemlidir. Çünkü biraz sonra sevklerden bahsedeceğim. Bu aslında özellikle sevklerle ilgili çok büyük bir yüktür Sağlık Bakanlığı'nın üstüne. Kan bankası mutlaka ve mutlaka yeniden ele alınmalı. Personel eksiklikleri giderilmeli. 5 tane birden insanın orada çalışan emektarın emekli olacağını bilmiyor muydu 4 sene boyunca bu UBP hükümetleri ve hiçbir önlem almadılar ve aniden bir anda kan bankası personelsiz kaldı. Bir anda ortalık karıştı. Yine Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eğer bir 3. basamak devlet hastanesi ise orada bir PET cihazı olmak zorundadır. 2018'de bizim bu konuyla ilgili cihaz projemiz vardı. PET cihazı olmadığı için ödediğimiz sevkli paralarının haddi hesabı yoktur. Çok büyük bir rakamdır. Bunu da gündeminize almanız gerekir. Bunu da çözmeniz lazım. Yine pandemi acil durum hastanesindeki anjiyo cihazının çok daha efektif kullanılması gerekir. Orada da sıkıntı var. Komitede de söyledim, yine söyleyeceğim. Çünkü önemlidir eğer alınmadıysa, alındıysa veya ihaleye çıkıldıysa çıkıldı deyin, biz de mutlu oluruz. 16 morg dolabından 6'sı arızalı. 2 yıldır kontrol ettiniz. Çalışıyor. Hatta yine almak için ayrılacak. Eski dilde ama çalışıyor.
Tamam. Bu bize gelen bir şikayetti. Buradan da o zaman duyuralım. Diyelim ki morg dolaplarının hiçbiri arızalı değil. Hepsi çalışıyormuş. Sayın Bakan teyit etti. Çünkü 2 yıldır... Tamam. Ben buradan bunu söylüyorum. Uzman doktor illeki bunu duyacaktır. Duymasa da birileri kendisine söyleyecektir. Çünkü 2 yıldır böyle bir talep var. Pandemi hastanesinde 6 adet anestezi cihazı. O dönemde, pandemi döneminde gerçekten de çok böyle alınan cihazlar, yani bu sadece bizim ülkemizle ilgili bir şey değil. Çok da kaliteli olmadığı, 3 tanesinin bozuk olduğu benim bilgime geldi. Bunu da ben yine de iletmek isterim bu bütçe gününde. Çünkü bunların hepsi bütçeyle ilgili şeylerdir. Ve yine anestezinin, Sayın Bakan uyarıyorum, önümüzdeki günlerde çok büyük bir sıkıntısı vardır. Şu anda anestezi hekimleri ayda 7 nöbet tutuyor. Bu kabul edilebilir, insani bir durum değildir. Mutlaka anestezi kapasitesinin artırılması gerekir. Kaldı ki gönderilmeyen, yani Cengiz Topel Hastanesi'nin mesela çok ciddi anestezi sıkıntısı var. Oradaki hekimin doğuma çıkması nedeniyle. Ve bunu özellikle İlaç Eczacılık Dairesi'ne söylüyorum. Bu beni çok üzen bir konu oldu. Alınan anestezi ilaçları, anestezi doktorlarımız diyor ki etkili değil. Örneğin spinal anesteziyi 1 dozda yaptığımızda eskiden, şu anda 2 dozda bile maalesef etki sağlayamıyoruz. İlaçta kaliteden uzaklaşmamak zorundayız. Bu konuda mutlaka ve mutlaka dikkatli olunması gerekir. Ameliyathanelerdeki bu böyle bir eksiklik kabul edilebilir değildir Sayın Bakan. Ultrason ve MR randevuları sabah çek ettim. 10 Şubat'a veriliyor. Yani çok insani mi bu da, ultrason ve MR randevularının 10 Şubat'a verilmesi? Bana göre değil. Yani burada kabul edilebilirlik rakamına baktım dünyada. 15-20 gün arası gösteriliyor. Bizde neredeyse 2 ay sonraya. Bu da eğer hani şanslıysak ve bozulmamışsa MRI cihazımız veya ultrasound cihazımız. Poliklinikte İzlem Hanım'ın döneminde büyük bir müjde verilmişti. Halbuki ben 2000 yılından beri Burhan Nalbantoğlu'ndaydım. Poliklinikte röntgen çekiliyordu bizim dönemde. Sonradan cihazlar bozuldu. 2 tane dijital röntgen geldi. Ama maalesef yeni gelen dijital röntgenler bozuk. Hala daha, yani 1,5-2 yıl oldu İzlem Hanım bize bu müjdeyi vermişti. Olmadı tabii müjde. Hala daha poliklinikte maalesef o klasik bir röntgen, Sayın Atun, yani normal herhangi bir küçük polikliniğe gittiğinizde çektirebileceğiniz o röntgen cihazlarından maalesef bizim polikliniğimizde yok. 2 yıldır bozuk, nedense yapılamadı. Umarım yeni bakan bu konuyla da ilgili ciddi çalışma yapar ve bu sorundan da kurtuluruz. Ama yani nasıl affedilebilir ki 2 yıldır poliklinikte alınan yeni cihazların röntgen çekmemesi? Affedilir bir şey mi? Hani sağlıkta eleştiri yapmayalım. Nasıl yapmayalım? Çökmüş olan bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız. Sayın Bakan, yani önemli olan sonuçtur. Hala daha bir sonuç yoksa ve 2 yıldır hala daha çekilemiyorsa röntgenler, hiç önemli değil yapılan girişimler. Demek ki doğru girişimler yapılamamış, sonuca ulaşılamamış. Çalışma izinleriyle ilgili. Sayın Bakan, röntgen cihazı ihaleye çıkıldı, alındı, teslim safhasındadır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. 1 tane mi, 2 tane mi? 1 tane röntgen cihazı. Güzel. 1 tane röntgen cihazı poliklinikte bundan sonra geldiği zaman olacak dedi Sayın Bakan. Çalışma izinleriyle ilgili ciddi sıkıntımız var. Hastane o yorgun, yıpranmış hastanemiz artık bu kadar insanı kaldırmıyor, dayanmıyor. Yani kuyruklar oluşuyor o Bodrum katında bu çalışma izni almak isteyen insanlarla ilgili. Bu merkez, Sayın Bakan notunuzu alın,
başka bir merkez oluşturulmalıdır çalışma izinleriyle ilgili. Çalışma izinlerinin yapılacağı Burhan Nalbantoğlu. Hani o üçüncü basamak hastanedir ya, hani hep böyle en çaresi olmayan hastaları oraya yollayacağız ya. Çalışma izinlerinden binlerce, her gün binlerce insanın oraya başvurmasını engelleyeceksiniz. O hastaneyi o şekilde rahatlatabilirsiniz. O şekilde dinlendirebilirsiniz. Ve hala daha PPD testimiz yoktur. Hala daha var mıdır? Alındı ve vardır. Daha bir hafta önce, bir hafta olmadı. Röntgen cihazı çalışıyor. Yani insanlar var olanı yok diye söylerseniz düzeltme ihtiyacı duyarız. Uzun süredir yoktu Sayın Bakan bunlar. Uzun süredir yoktu zaten bunlar. Yani PPD var mıydı yok muydu? Yani bunları mı konuşacağız 2023'te? Yazıklar olsun gerçekten. Sayın İncirli, hafta sonu çocuk derneğinin yemeğindeydik. Ve orada çocuk derneği başkanına sorduk. Özellikle PPD bize vardır demedi. Konuşuldu bu konu. Tüberküloz testi. Deri altından yaptığınız o çok basit, çocukluğumuzda birinci ve beşinci sınıflara rutin olarak yapılan o test, o tüberkülozu kontrol altına aldık, hani Sayın Derya ve biz ülkemizden erekte ettik ya tüberkülozu, maalesef bu çağda Sıla Hanım'ın dediği gibi biz şu anda tüberkülozla uğraşıyoruz. Çünkü testler yapılmıyor, çalışma izni almak için test yaptırmaya gidenlere test olmadığı için CRP çok daha değerli ve üst düzey bir tetkik yapılması önerildi. Ama o da asla böyle bir değeri vermez yani tüberküloz var mıdır yok mudur. Ha bir şüpheniz olursa o hastaları da röntgene yollayacaksınız. Yani 100 bin kusur çalışma izinli insanına röntgen çektireceksiniz. Böyle bir sonuç var. Umarım ki geldi. Geldi bilgisini aldım ve bu güzel bir şey gelsin. Ama bu gerçekten çok ciddi bir konudur. Çünkü ülkemiz özellikle tüberküloz coğrafyası, tüberkülozun olduğu coğrafyalardan Afrika kökenliler, Bangladeş, Pakistan gibi coğrafyalardan çok fazla göç alıyoruz. Ve evet şu anda bu anlamda tüberkülozla ilgili ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Geçen yıl ilk 6 ayda 40 olan tüberküloz, geçen yıl bir yılda 40 olan tüberküloz sayısı bu yıl sadece 6 ayda 40. Yani iki katı artmış demektir. Bu eğer size bir alarm vermiyorsa ben bu kürsüden bunu söylemek zorundayım. Ve özellikle de KKTC vatandaşı olan dirençli tüberkülozlarda. Yani bu insanların tedavisi de zordur, bulaştırıcılıkları da zordur. Bu vakalarda artış vardır. Onun için evet tüberkülozla da sıkılmış olabilirsiniz bunları dinlemekten Sayın Bakan. Ama biz bunları söylemek zorundayız. Evet. Hayır yani biz yorulduk sandık aynı şeyleri söylemekten. Dilimizde tüy bitti ve kendi kendimize tekrara düşmekten utanıyoruz bazı zaman. Ama maalesef bakıyoruz ki düzelmiyor, düzelmiyor, düzelmiyor. Planlama çok ama çok önemlidir sağlıkta. Uzun vadeli planlama, önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı planlama. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka tıp fakülteleriyle şu anda tıp okuyan çocuklarımızla istişare etmek zorundadır. Bunlarla bilgi alışverişinde bulunmak zorundadır. Onları yönlendirmek zorundadır. Ciddi bir romatolog ihtiyacımız vardır şu anda. Bunun peşine düşmek zorundasınız. Gastroenterolog sorunu çözülmedi. Ama bir tane biliyorum ki ihtisas yapan var. Umarım gelecek. Endokrinolog sorunumuz da maalesef toplumun üçte biri diyabet olmasına rağmen ve bu ülkede ciddi başarılmış, bakın yani biraz önce başarılmış tüberkülozdan bahsettik, şu an geri gidiyoruz. Başarılmış diyabet terapilerinden bahsettik, şu anda geri gidiyoruz. Yani hani sağlıkta çöküş budur Sayın Bakan. Yani eğer ki biz çözmüş, bitirmiş olduğumuz en basit tıbbın en basit sorunlarında bile geriye düşmüşsek, evet bu bir çöküştür. Çocuk onkoloğu çok yakında gidecek.
Hematolog gitti gidiyor. O da bir yıl içinde gidecek yaş haddinden dolayı. Bu kan bankası çok ciddi bir göstergeydi bu anlamda. Maalesef önlem almadık. Umarım ki bu konuda önlem alırız ve bu sorunları bir an önce çözeriz. Mausa'da sizin bölgeniz mesai saatlerinden efendim? Hepimizin bölgesi. Evet, sizin yaşadığınız bölge anlamında söyledim. Tabii ki hepimizin bölgesi. Mausa'da mesai saatlerinden sonra nörolog yok. Maalesef çok büyük sevk alıyor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nöroloji anlamında. Ama nöroloji servisinde ben biliyorum ki 8 tane nörolog arkadaşımız var. Yani işte planlama, programlama ve yönetebilme becerisi budur Sayın Bakan. Eğer ki sizin Lefkoşa'da 8 tane nörologunuz varsa, evet, Mausa Hastanesi'nde de mesai saatlerinden sonra nörologunuz olmak zorundadır. Oradaki nörolog arkadaşımızı anlıyorum. Çok yorulmuş, yıpranmış, bitmiş durumdadır artık. Çünkü yıllardır tek başına o görevi sürdürüyor. Şu anda dahiliye nöbetlerine girmeyi tercih etti o arkadaşımız. Nöroloji, onkolu kalktı. Çok büyük bir eksik olduğunu herhalde kabul ediyorsunuz. Yeniden sevklere dönmek istiyorum. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nda, yani bakın biraz önce dedim ki, yani benim aldığım bilgi ve yaptığım hesaplara göre 500 yataklı bir hastaneyi 850 milyona yapabilirsiniz inşaatını. Siz 2023 yılında 488 milyon verdiniz sevklere, 2024 yılında da 420 milyon vereceksiniz sevklere. Bunların yarısını bile ayırsaydınız temelleri olsun atardınız. Yani ayırabilseydik, sevk etmek zorunda kalmasaydık, yoğun bakımlarımız bu kadar eksik olmasaydı, PET cihazımız olsaydı ve biraz önce saydığımız işte planlama, programlama için yapılması gerekenleri 4 yıl boyunca bu Ulusal Birlik Partisi hükümetleri yapsaydı, şu anda bu kadar yoğun bir sevk parası koymak zorunda kalmazdık. Bütçenin neredeyse onda birine yakın bir parayı biz şeye koyuyoruz, yani sevklere koyuyoruz. Bu da evet, bu ülkenin ve Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi şekilde çözmesi gereken bir konudur. Girne Hastanesi bitecek dediniz 2024 yılı içinde. Elbette bitmesini istiyoruz. 10 milyon ayrılmış iç donanım için, yetecek mi bilmiyorum. Yani 2024 yılında Girne Hastanesi bitip devreye mi girecek? Yoksa inşaatı mı bitecek? Onun bilgisini de bize lütfen detaylı bir şekilde verirseniz. Çünkü burada halkın vekili olduğumuz için insanlar bize, Sayın Bakan, bunu da soruyor ve insanlar böyle de bir endişe taşıyorlar. Ve Girne Hastanesi'nin kanalizasyon sorunu. Daha önce de ben bu konuyu gündeme getirdim. Özellikle belediye başkanımızla da konuştum. Bu konu ile ilgili herhangi birileri sizinle diyaloğa geçti mi? Sayın Başkan, böyle bir konunun, böyle bir diyaloğun olmadığını, o bölgedeki kanalizasyon ve tıbbi atıkla ilgili herhangi bir onlara giden bir proje olmadığını ve bu Girne gibi bir bölgeye, Girne gibi değil nerede olursa olsun, çok ciddi bir yük olacağıyla ilgili sizi uyarıyorum. Bakın, Girne Askeri Hastanesi bitti. Girne Askeri Hastanesi'nin kanalizasyon projesinin parası ayrıldı, proje yapıldı ve belediye ile işbirliği şeklinde kanalizasyon işi halledildi. Ama bizim Girne Hastanesi, yeni Girne Hastanesi ile ilgili böyle bir sorun var ve oranın belediyesi de bunun maalesef gaylesi ve kaygısını taşıyor, ne olacak diye. Cengiz Topel Hastanesi'nden bahsettim. Mausa Hastanesi'nin zaten bir anjiyo cihazı projeniz olduğunu söylediniz. Onun takipçisi olacağız. Çünkü gerçekten de Mausa Hastanesi'ne yeni bir anjiyo cihazı alınması Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin yükünü çok azaltacaktır. Çok rahatlatacaktır. Önemlidir. Bunun biz takipçisi olacağız. Cengiz Topel Hastanesi'nin ciddi bir tomografi ihtiyacı vardır. Mamografi ihtiyacı vardır. Bina altyapıları çok kötüdür ve anestezi sorunları vardır. Yani sayın vekiller, düşünün ki bir kadın, hani erken tanı diyoruz ya, bir kadın herhangi bir tetkik, şüpheli bir kitle varsa göğsünde veya erken tanı yaptırmak istiyorsa, Yeşilırmak'tan kalkıp
Lefkoşa'ya gelip randevu alıp bunu yaptırmak zorunda. Nasıl bu çağda nasıl bir pratikliktir? Hastanın hekime ulaşımı, tanıya ulaşımı nasıl bir kolaylıktır? Ya bu aynı şekilde Dipkarpaz'daki bir hastanın ta Mausa Hastanesi'ne gelmesidir de aslında. Yani sadece bu Cengiz Topel'le ilgili değil. Ama bizim işte sağlığa bakış açımız, neyi nasıl, nerede çözmek istediğimiz, yerinden mi çözeceğiz yoksa her şeyi Burhan Nalbantoğlu merkeze mi toplayacağız? Bu çok ama çok önemli bir konudur Sayın Bakan. Evet, Cengiz Topel Hastanesi'ne ivedi bir şekilde bir mamografi cihazı almak zorundasınız. Oradaki hastaları rahatlatmak zorundasınız. Barış Ruh'a hiç girmiyorum ama temi söyledim. Zaten dedik ya, yani halının altına sürekli süpürdüğümüz vakalar onlar. Devlet Laboratuvarı. Dediniz ki yeni bir proje yapıyoruz. Ben araştırdım bu projeyi ve Nisan'da bitecek. Şu anda yanan Devlet Laboratuvarı'nın, yani Taşkınköy'ünde bulunan Devlet Laboratuvarımızın bahçesine yeni bir Devlet Laboratuvarı yapılacak. Kürsüden soruyorum ama yazılı soru olarak da sizden isteyeceğim. Ben bu projeyi görmek istiyorum. Çünkü nasıl bir proje yapacaksınız ki oraya sığacak ve bu Lefkoşa başşehir, bu nadide başşehrin de tam merkezinin göbeğine yapacaksınız bu devlet laboratuvarını. Hani yani dünyaya bir bakın, devlet laboratuvarları şehirlerin göbeğinde olmaz. Yani birazcık şehirden daha uzak olur. Kimyasal ajanlar vardır, uyuşturucu vardır, başka şeyler vardır. Yani böyle bir mantık doğru bir mantık değildir Sayın Bakan. Mimarlar Odası'na üye bir mimara verdiğinizi biliyorum projeyi ama ben yazılı soru olarak da soracağım. Bu projeyi görmemiz, halk adına bunu soruşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü burada ciddi bir hata olacağını düşünüyorum. Daha önce yapılmış çok medeni, çok çağdaş bir proje vardır Sağlık Bakanlığı raflarında. Bilmiyorum bürokratlarınız size bu projeyi gösterdi mi? Bu yapılan, bu ülkenin parasıyla bizden sonraki Sağlık Bakanlarının da onay verip parasını ödediği o projeyi rafa kaldırmanızın doğru olup olmadığıyla ilgili herhangi bir değerlendirme yaptınız mı? Bu konuyu masaya yatırdınız mı? Ben şahsen bu konuyla ilgili daha sizden bilgi bekliyorum. Çünkü eğer bir devlet laboratuvarı yapacaksanız, bu ülke o anlamda da çok geriye gitmiş bir durumdadır. Akredite çok üst düzey, uluslararası tanırlığı olan bir laboratuvardan maalesef şu anda sıkışık, daracık koridorlara sıkışmış bir devlet laboratuvarına hapsolmuş durumdayız. Eğer yeni bir proje yapılacaksa düzgün yapılsın, doğru yapılsın, akredite olabilecek şekilde yapılsın ve bu ülkeyi en az 20-30 yıl ileriye taşıyabilsin. İlaç Eczacılık Dairesi, bu yılki artış geçen yılla, yani hiç girmeyeyim, o kadar insanlar sıkıldı ki bu konudan ve o kadar aciz kaldı, o kadar acı çekti ki ilaç bulamamaktan. Son dönemde biraz ilaçlar, o en elzemler gelmeye başladı. Ama yani bunun daha çok yeterli olduğunu açıkçası ne ben ne hekim arkadaşlar düşünmüyor. Çünkü birçok böyle yan tedavi olan acillerde ve diğer bölümlerde olan ilaçlar da henüz yok. Umarım ki gelecektir. Yani bu kadarının gelmesini de olumlu karşılıyoruz ve inşallah sürdürülebilir bir şekilde gelir. Ancak bu yılki ilaç eczacılık dairesinin büçesinde sadece %29'luk bir artış oldu. İlaç eczacılık dairesi müdürü de burada. Yetecek mi %29? Yani ilaç fiyatlarının bu kadar arttığı ve özellikle de ilaç yolsuzluğu altında ülkeyi içine soktuğumuz kaosta Sağlık Bakanlığı'nın yükünün bu kadar çok arttığı bir dönemde ilaç eczacılık dairesindeki memurlarla konuştuğumuz zaman 3 ay önce olan taleplerin şu an 2 katı
talepler geliyor ve ciddi şekilde bir ilaç sarfiyeti yaşayacaksınız. %29'luk ilaç bütçesi size yetecek mi? Yoksa benim öngörüm bu kadardır. Ekim'de yine ek bütçe yaparım mı diyorsunuz? Ama öyle de diyorsanız o zaman illeki yine bir ilaç sıkıntısı yaşıyor olacağız eğer bunu iyi hesaplamazsanız. Umarım ki bu yıl doğrudan alımlara geçtiğimiz yıllardaki kadar çok fazla para ödemezsiniz. İhaleler çok daha zamanında yapılır. Şu anda ihaleye çıkmak üzere olduğumuzu biliyorum. Umarım istediğiniz rakamlarda ve miktarlarda, daha doğrusu bu ülkenin ihtiyacı, hastalarımızın ihtiyacı olacak kadar ilaç alınır ve doğrudan alımlara çok fazla paralar harcayıp bütçeyi doğru kullanırız. Kanser hastalarının ilaçları çok önemlidir. Bunlarla ilgili ekstra önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. İlaç takip sistemini kurmak için uğraşıyorsunuz ama Sayın Bakan bana dediniz ki 9 ay sonra sanırım bir proje var ve 9 ay sonra mı? Yani Fonex'e bağlamayla ilgili. Umarım 9 aydan daha erken olur. Çünkü o yaptığınız sayımla ilaç takip sistemi falan kurulmadı. İlacı siz adaya girdiği andan hastaya ulaşana kadar takip etmek zorundasınız. Özelde de takip etmek zorundasınız. Devlette de takip etmek zorundasınız. Ve bu sistemi kurmak da bu çağda çok da zor olmasa gerek. Bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışmak zorundasınız. USAŞ'la ilgili yeniden uyarıyorum. Elbette ki bulamadığınız ilaçları başka yerlerden, USAŞ veya dünyanın başka ülkelerinden, sadece Türkiye değil başka ülkelerinden de hastaya ilaç sağlamak zorundasınız ve alabilirsiniz. Ama bunun bir alışkanlık haline getirilip USAŞ üzerinden ihale yöntemleriyle ihale açılmalarını çok ama çok riskli buluyoruz. Bu ülkedeki ilaç sektörünün asla ve de asla kaldıramayacağı bir konudur bu. Çok fazla depo iflas eder, çok fazla insan işsiz kalır. Ve Sağlık Bakanlığı'nın ilaç yolsuzluğuyla ilgili hiç ses çıkarmamasını başka kişiler de benim gibi garipsiyor mu çok merak ediyorum. Yani Sayın Bakan, siz sadece hastanedeki hastalar, eczacılar ve doktorların bakanı değilsiniz. Siz özeldeki hastaların da bakanısınız ve ilaç dediğiniz zaman en iyi bilen kişiler ilacı Sağlık Bakanlığı'dır, Eczacılar Birliği'dir, Tabipler Birliği'dir. Böyle bir konu gündeme geldiği zaman sizin ivedi bir şekilde konuya el koyup o konudaki bilgi birikiminizi, bürokratlarınızın, Sağlık Bakanlığı'ndaki personelleriniz yardımıyla devreye girip nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili ciddi bir know-how vermeniz gerekiyordu. Çok üzüldük biz, hekimler, eczacılar, ama en önemlisi de yani çok fazla mağdur oldu insanlar, eczacılar, hekimler. Hiç onlara girmeyeceğim, onu Çalışma Bakanlığı'nın bütçesinde konuşuruz ama en önemlisi hastalar çok fazla ilaçsız kaldı ve siz bu konunun aslında dümeni elinde olması gereken bir bakanlık olarak neredeyse sıfır konuştunuz. Hiçbir şey söylemediniz. Bilmiyorum, kapalı kapılar ardında bir şeyler söylediniz, yardımcı olmaya çalıştınız mı? Kronik hastadan anlamayan, yönetim kurullarında doktor olmayan, eczacıların sürekli orada görev yapmayan bir bakanlık, maalesef ilaçta bu ülkeye çok büyük bir travma yaşattı ve gelin görün ki Sağlık Bakanlığı bu konuda sesini bile çıkarmadı. Hala daha da çıkarmıyor ve hala daha 1 Kasım demişti Çalışma Bakanı ile Sağlık Bakanı burada beraber otururken bu kürsüden sigortalı hastaların hastanelerde ilaçlarını yazdırıp özel eczanelerden alabilecekleriyle ilgili. Sonra dediler ki sistemi henüz kuramadık. 1 Aralık oldu. Yine kuramadık. Sağlık Bakanı dedi ki ben kurdum, çalışma bacağı eksiktir. Hala daha bugün sanırım 13'ü 14'ü oldu. Yani sayın vekiller, buradaki sıkıntıyı hastalar yaşıyor. Yani siz bunu başaramadınız, beceremediniz. Bu sistemi açamadınız. Ama bunun vebali
yani yapamadıklarınızın sonucunda evet hastalar çok ciddi şekilde ilaca ulaşmada sıkıntı çekiyor. Çünkü siz bunun yanında polikliniklerinizde, sağlık merkezlerinizde ilaç yazan hekimlerinizin sayısını da öyle çok fazla artırmış veya şu anda bir anda birçok ilacı her yere yolladınız ve bu insanlar gitsinler devlet hastanelerinden alsınlar. Böyle bir yol haritası da izlemediniz. Yani Sayın Bakan, sigortalarda yaşanan yolsuzluk sizin yükünüzü çok artırdı Sağlık Bakanlığı'nın. Ama siz yol gösterici olmadığınız için de travma çok daha derinleşti ve büyüdü. Ve bunun sonunda çözüm için de maalesef biz kurduk, Çalışma Bakanlığı yapamıyor. Yoktur böyle bir şey. Bakanlar Kurulu'nda siz Çalışma Bakanı'yla yan yana oturuyorsunuz. Çalışma Bakanı'yla Sağlık Bakanlığı her zaman çok birlikte çalışması gereken iki kurumdur. Hatırlayın, bir dönem Sağlık Bakanlığı ile birlikteydi Çalışma Bakanlığı. Ve çok daha kolay işliyordu aslında işler. Belki de yeniden bunu düşünmek zorundayız. Çünkü sadece ilaçta değil, hasta bakımı, sosyal hizmetler anlamında da bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı sanki bu konu hiç onun konusu değilmiş gibi. Yani ne yapalım, ben işte açtım sistemi, onlar yapamadı modunda ilerliyor. Akılcı ilaç kullanımı Sayın Bakan önem vermeniz gereken, Tabipler Birliği ile özellikle Eczacılar Birliği ile ciddi çalışmanız gereken bir konudur. Gündeminize mutlaka ve mutlaka reçeteli ilaç satışını almak zorundasınız. Özellikle antibiyotiklerde iş gerçekten de çığırından çıkmış durumdadır. Yeşil reçete takip sistemi neredeyse bittiydi. Bize söylenen bir kişi varmış orada, yurt dışına gitmiş ve sistem çökmüş. Yani işte bu da ancak herhalde bizim gibi böyle bu Orta Doğu veya Kıbrıs tarzı yönetilen ülkelerde olur. Bir kişi çalışmayı bıraktı ve sistem çöktü. Sistem yapılamadı. Ben kendisini de şahsen tanıyorum. Kıbrıs'ın yetiştirdiği en iyi bilgi işlemcilerden bir tanesi. Yıllık iznine çıktı fakat işler o kadar bir böyle plansız programsız gitti ki hiçbir hazırlığı yapmadan önlerine koydular sistemi. Yani o kişi ikame edecek biri de yok. Yani birisi yurt dışına çıkmadı aslında. Olan yıllık izine çıktı. Ama onun ikame edilmesi, bunun planlanın programlanması, o kısmı eksik. Yani çok önemli. 530 kişiden sıra gelmez ki Filiz Hanım. 530 kişiyi iki dudak arasında iş başı yaparlar. Ama böyle yani kıymetli bu değerleri imunal açarak almazlar. Takip sistemi çok önemlidir sayın vekiller. Bunu takip etmek zorundayız. Bununla ilgili Eczacılar Birliği ile birlikte bir otomasyon programı hazırlandı. Ama maalesef bu bitirilemedi. Kim izne çıktı çıkmadı. Hiç de önemli olan sonuç. Yani sonuç olarak şu anda biz yeşil reçeteyi devlet takip edemiyor. Mert Doğan Bey'in dönemini hatırlıyorum. Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü'ydü. Ben de bir Burhan Nalbantoğlu çalışanıydım. O dönemde bile Sağlık Bakanı bunu takip ederdi bakanlığı. Şu anda 2023'te Sağlık Bakanlığı yeşil reçeteyi takip edemiyor. Evet, ve ülkemizde sizden önceki bakan bunu çok dillendirdi. Ülkemizde ilaç üretimini mutlaka desteklemek zorundayız dedi. Aynı fikirdeyiz. Ülkemizde evet ilaç üretimini desteklemek zorundayız. İlaç üreten bir fabrika vardı. Neden kapatıldı, neden ne oldu bilmiyorum, onu sormayacağım ama eksikleri varsa bu tür tesisler öyle kolay kolay yapılamıyor. Eksikleri varsa uyarılarınızı yaparsınız. Eksiklerini giderirler ve bu sektör devam eder. Çünkü ilaç gerçekten de hem ulaşması hem maddi manevi yönden çok zor bir konudur. Bu tür yerleri mutlaka ve mutlaka teşvik etmek zorundayız, desteklemek zorundayız. Evet, birazcık da temel sağlık hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Aslında bana göre İngiliz döneminden kalan, kurulan çok güzel bir sistemdir temel sağlık hizmetleri. Yani o basamaklı sistem, birinci basamak, hasta ya en kolay ulaşacağı yerde, hasta hekimine, sağlık merkezinde, sağlık ocağında ulaşır. Orada sorunu çözülemiyorsa en yakın kasabaya, yakınındaki kasabadaki hastaneye ulaşır. Orada da çözülemiyorsa
üçüncü basamak Burhan Nalbantoğlu'na veya neyse o hastanenin adı gelir. Bunun yanında temel sağlık hizmetlerinin çok güzel de bir sıhhiye ekibi vardı. Ama gelin görün ki maalesef yıllar içinde hani böyle hep geri düşüyoruz ya, o anlamda da o kadar geri düşmüş bir durumdayız ki bütçeye baktığımız yıl zaman bu yıl temel sağlığa ayrılan rakam neredeyse sıfır. 434 milyon gördüm, bilmiyorum. Vesile Hanım, siz bu parayla herhalde bozdur bozdur harca modunda her şeyi yapacaksınız. Her isteyeni neni alacaksınız. Yani diyoruz ki Burhan Nalbantoğlu çok yükleniyor. İşte Cengiz Topel yetmiyor diyoruz. Güzel Yurt Hastanesi'ni bitiremiyorsunuz. Girne Hastanesi'ni bitiremiyorsunuz. E bari temel sağlığa para ayırın da sağlık merkezlerini güçlendirin ki bu merkezlerin yükü azalsın. Bir kere sağlık merkezlerinde, özellikle de uzak sağlık merkezlerinde laboratuvarın olmaması, röntgenin olmaması çok büyük bir eksikliktir Sayın Bakan. Bugün tek 7/24 çalışan sağlık merkeziniz İskele sağlık merkezinizdir. Orada da sadece, yani orada da röntgen ve laboratuvarınız yok. Yani bir hekim düşünün, 7/24 orada oturacak ama tek bir tetkik yapamayacak, bir troponin bakamayacak, bir röntgen çekemeyecek en basit bir kırığa ve o hekim orada 7/24 görev yapacak. Böyle bir şey olmaz. Sağlık merkezlerinde mutlaka laboratuvar, röntgen olmak zorundadır. Hekim anlamında da mutlaka dahiliye, kadın doğum, çocuk ve diş hekimi olmak zorundadır. Ancak o zaman merkez hastanelerin yükünü azaltırsınız. İskele'de röntgen ve laboratuvar yok. Yeniörenköy'de en uzak yer Karpaz Yeniörenköy. Röntgen laboratuvar yok. Yani gecenin bir yarısı en basit bir olay olsa o insanlar nasıl gelecek ya ta Mausa'ya kadar, Lefkoşa'ya kadar? Bunları düşünmek zorundasınız. Sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi derken tam da bunları söylüyoruz, bunları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Labda'da da aynı şekilde, evet bir miktar geliştirdiniz Labda'yı 20'ye kadar yaptınız. Ama orada da röntgeniniz ve laboratuvarınız yoktur. Ciddi hemşire eksikliğiniz vardır. Güzel Yurt'ta yetişip açmıştık o laboratuvarı iyi ki. Ama maalesef röntgeni yetişemedik. Güzel Yurt gibi bir ilçede de röntgen yok. Zaten Güzel Yurdu dedim ya, sağlıkta gözden çıkarılmış bölge olarak ilan ettiniz herhalde. Maraş Sağlık Merkezi, güzel demeçler veriyorsunuz. 1000 metrekarelik bir sağlık merkezi yapacağım diyorsunuz oraya. Bütçede böyle bir para yok, böyle bir kaynak yok. Ama inşallah bulur ve yaparsınız. Çok da mutlu oluruz. Bir önerim var. Maraş Sağlık Merkezi'ni de 20'ye kadar, saat 8'e kadar çıkarın. O bölgede buna da çok büyük ihtiyaç var. Mausa Hastanesi'ni ciddi boyutta rahatlatırsınız. Koruyucu sağlık hizmetleri. Ben yani herhangi bir kalem görmedim koruyucu sağlık hizmetleriyle arkadaşlar ilgili. Görmedim. Yani sadece TC ile imzalanan bir protokolda her şey vardı. Her şey ama. Yani sadece koruyucu sağlık hizmetleri değil, aile hekimliği, ilaç ve aklınıza gelen Sağlık Bakanlığı'nın sorumlu olduğu her şey. Ama kendi bütçemizde ben koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili hiçbir kalem görmedim. Mobil tanı cihazı alınacakmış, alınsın, bütçede yok. Nasıl olacak? Hani bütçe bir devletin, bir hükümetin aslında bir ülkeyi nasıl yöneteceğiyle ilgili ipucu veren politikalarıdır ya. Bu bütçede böyle bir rakam yok. Kanser bildirim yasası çok önemli. Yıllarca konuştuk, yıllarca konuştuk. Dörtlü hükümet döneminde geçirdik ama hala daha tüzükleri ortada yok. Hala daha Burhan Nalbantoğlu'ndaki kayıt merkezi özel hastanelerden bildirim alamıyor, almıyor. Böyle bir kanser bildirim yasamız olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani marifet yasayı geçirmek değildir. Marifet yasanın gereğini yapmaktır. Diyabet taramaları, simir, mamografi, PSA gibi kanser taramalarını toplum bazlı yapmak zorundayız. Öyle işte diyabet haftasıydı, gittik orayı taradık. İşte ne bileyim kanser haftasıydı, gittik
erken tanıyla ilgili semir başlattık. Bu şekilde olmaz. Mutlaka sağlık merkezleri, bir önceki bütçe görüşmenizde bütün sağlık merkezlerinde semir taramasını başlatacağım dediniz. Böyle bir şeyi yaparsanız çok alkışlarız sizi, olması gerekir. Umarım da olur ama şu anda öyle bütün sağlık merkezlerinde, ben aradım yani sağlık merkezlerini, bütün sağlık merkezlerinde simil taraması başlamadı Sayın Bakan. Size nasıl bir bilgi verildi bilmiyorum. Kadın doğum ve dahiliye uzmanlarının sağlık ocaklarında yaygınlaştırılması için çok ciddi adımlar attık. Yarıya yakın ada genelinde, yarısı en az dahiliye ve kadın doğum var. Bunlar tabii ki kadın doğum muayenelerini ultrason eşliğinde yapmaları için adımlar atıldı. Dolayısıyla bir günde attığınız adımın, organizasyonun görünür, fark edilir olması biraz zaman alır. Sabredin, yapıyoruz. Sayın Bakan, bir günde elbette ki bütün sağlık merkezlerine kadın doğumcu atayamayız, hepsine ultrason atayamayız ama biz şahsen vekiller olarak bütçeye baktığımızda bunların MR'lerini bütçede görmek zorundayız. Eğer ki ben temel sağlık hizmetlerinin bütçesine baktığımda herhangi bir cihaz alımı için bir para görmüyorsam, o zaman bunu nasıl yapacağınızı size sormak zorundayım. 17 tane sağlık merkezinden örneğin şu anda kaç tanesinde kadın doğum uzmanı var, kaç tanesinde röntgen var, ultrason var. Peki, bekleyeceğim, dinleyeceğim şeyinizi. Yani en azından böyle bir karar almak, böyle bir planlama yapmak ve bunun için yola çıkmak önemlidir. Ama yeniden altını çiziyorum. Bütçede böyle bir MR görmedik. Bununla da ilgili bize bilgi verirseniz. Çünkü evet, koruyucu hekimlik önemlidir. Evet, koruyucu hekimliği sağlık merkezlerinde yapabilirsiniz. Çünkü en kolay hastanın ulaşacağı yer kayıt sağlık merkezleridir. Halk sağlığı birimi hala daha varlığı yokluğu bilinmiyor. Yasası bitecek mi bilmiyorum. Radyasyon bütün dünyada çok önemli bir konudur. Hala daha bizde radyasyon sağlığı birimi 2004'lü hükümet döneminde kurmuştuk. Yasasını da çalışmıştık, bitmek üzereydi. O birim de ortadan kalktı. Her konuda geriye gittiğimiz gibi bu konuda da maalesef geriye gittik aslında. Geriye gitme değil, sıfırlandı. Diş hekimliği taramalarıyla ilgili bir takım işler yapılmaya çalışılıyor. Ancak bunlar da sürekli ve bilimsel bazda olmalı. Öyle diş hekimliği haftasında taradık bitti değil. Uzun vadeli ve yıllar sürecek olan, belli yaş gruplarına yapılmalı. Koruyucu hekimlik böyle bir şeydir. HPV, human papilloma aşıları daha önce ulusal sağlık aşı programına alınmıştı. Bir dönemde yapıldı. Yine ortadan kalktı. Bununla ilgili de biz bütçede herhangi bir para görmedik. Evet, kanseri neredeyse %100'e yakın oranda koruyan bu aşıların yeniden devreye girmesi, bütçeye konması, alınması ve hastalarımıza yapılması çok ama çok önemlidir. Meslek hastalıkları, buna da çok kısa değinmek isterim. Sanki Çalışma Bakanlığı'nın ukdesinde gibi görünen ve aslında İSG faaliyetleri kapsamı altında çalışılan, işte bizim 2009'da tek tip güvenlik yasası geçtikten sonra o yasa altında hem İSG hem meslek hastalıkları görünüyor. Ancak sayın milletvekilleri, meslek hastalıklarıyla ilgili ülkemizde hiçbir hareket yoktur. Halbuki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 250-300 civarı iş kazası olur ve 6 ile 10'u bunların ölür. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 2 milyon kişi yılda meslek hastalıklarından ölür. Bakın, yılda sadece 340 bin kazadan ölür ama 2 milyon insan da meslek hastalıklarından ölür. Yani eğer 2 milyon insan dünyada meslek hastalıklarından ölüyorsa, biz tabii bizde hangi meslekten insanların öldüğünü, meslek hastalığından mı öldüğünü bilmiyoruz. Çünkü öyle bir birim yoktur, öyle bir çalışma yoktur, öyle bir istatistik yoktur. Ama evet, Çalışma Bakanlığı yasası altında görülse dahi bunun Sağlık Bakanlığı'nın da mutlaka ve mutlaka konuları altında olması gerekir. İlgilendiği
alanlar içinde olması gerekir. Çünkü taş ocakları, santral, liman işçilerimiz, otomotiv sanayinde çalışan birçok çalışan, evet bu hastalıklardan muzdariptirler. Radyasyondan biraz önce konuştum radyasyonla ilgili. Onunla da ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve hatta biliyor musunuz hastanemizde bile meslek hastalıklarıyla ilgili hiçbir çalışma yok. Ki hastanemizde de aslında meslek hastalığına neden olacak çok birim vardır. Bunu da en iyi biz hekimler biliriz. Kadının doğurganlık hakları, eminim Doğuş Hanım da biraz sonra bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyecektir ama ben de özellikle vurgulamak isterim. Çünkü kadın odaklı bir Sağlık Bakanlığı çok ama çok önemlidir sayın vekiller. Kadının sağlıklı ortamda doğum yapabilmesi, sağlıklı ortamda hastanede kürtaj olabilmesi. Bizim hastanelerimizde kadın doğumcular vardır ama yasal olmasına rağmen yasal sürede kürtaj yapılmıyor. 2019'da biz bunu başlatmıştık. Gerekli cihazları almıştık. Sayın Bakan, bütün başhekimlere bakanlık yazı yazdı. Yasal süreç içerisinde yasal işlemleri, kayıtları tamamlanmış tüm hastalara gebelik sonlandırma işlemi yapılacak. Bu herhangi bir hastanenin ya da hekimin takdirine bırakılmış bir konu değildir. Güzel. Bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü bütçe konuşmalarında bu sanki böyle bir hani lüks bir iş gibi falan ama demiştik ki hayır, yani bu bir yasadır. Kadının en doğal hakkıdır. Böyle bir konuda hassasiyet göstermeniz ve bunun üzerine gidip başlatmanız çok olumlu bir şeydir. Bu anlamda da tebrik ederim. Yine bütün sağlık merkezlerinde kadın doğumcu olması, kadın doğum uzmanı olması kadının doğurganlık hakları üzerinde de çok önemlidir. Bilinçlendirme, farkındalık önemlidir. Bu konuda kadın doğum uzmanlarının önemi çok büyüktür. Umarım ki projeniz başarıya ulaşır ve 17 tane sağlık merkezimizde kadın doğum uzmanlarımız. Şu anda 9 tanesinde kadın doğum uzmanı var. 17'de 9 tane de kadın doğum uzmanı var. Tamam. Teşekkür ederim bilgi için. Biraz da hasta bakımı diyelim ve yavaş yavaş bitireyim. Çok uzattığımın farkındayım ama sağlıkta bu kadar detaylı da ancak bugünlerde konuşabiliriz. Ve aslında bu konuştuklarımızın hepsi de son derece yaşamsal şeylerdir. Kaldı ki eminim benden sonraki arkadaşlarım da birçok konuda daha konuşacak benim eksik bıraktıklarım. Bakım hizmetleri Sayın Bakan, bakım hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. Evet, Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışabilir. Ama Çalışma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'yla birlikte olsaydı, Sosyal Hizmetler Sağlık Bakanlığı'yla birlikte olsaydı çalışabilirdi. Şu andaki Çalışma Bakanlığı teşkilatlanmasında Çalışma Bakanlığı'nın bu hizmetleri götürecek ne doktoru, ne hemşiresi, ne de sağlık çalışanı vardır. Yani Kalkanlı Yaşam Evi'ni Sağlık Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na devrettiniz. Aslında davulu verdiniz ama tokmak bendedir dediniz. Ben sana doktor yollarsam çalışabilin, ben sana hemşire yollarsam çalışabilin, ben sana sağlık çalışanı yollarsam çalışabilin, ilaç verirsem çalışabilin. Böyle bir yöneticilik, böyle bir hükümet anlayışı olmaz Sayın Bakan. Tek bir tane bakım eviniz vardır. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi. Çok da güzel çalışan, çok da iyi bir başhekimi olan, yıllardır da çok temiz hizmet veren, sağlıklı hizmet veren bir merkezdir. 44 yataktı 57'ye çıkardınız. Şu anda tek bir yatak dahi yoktur orada. Yani ben çok net biliyorum ki şu anda hastanelerimizde birçok bakım hizmeti hastası kimsesi olmadığı ve de bakım evinde daha yer olmadığı için hastanede kalıyor. Ve evet yataklarınızı işgal ediyor. Bu çok ama çok önemli bir konudur. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ne yeni bir bina yapacağız dediniz. Ben onunla ilgili de herhangi bir bütçede bir para görmedim.
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ne bana söyleyenen, belki sizden önceki bakandı bilmiyorum, yanına yeni bir binanın yapılacağı, genişletileceği söylendi. Bütçede böyle bir rakam yok. Siz böyle bir şey söylemediniz ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nin yanına eminim personeliniz, bürokratlarınız bu konuyla ilgili bilgi sahibidir. Çünkü onların döneminde de yaşandı bütün bunların hepsi. Şu anda sizin tek bir bakım hastasını koyacak bir bakım evinde yatağınız yoktur. Ve bu sizin başınıza çok büyük bir beladır. Ama en önemlisi de mağdur olan hastalar için çok önemli bir sorundur. Bu konuyu da Çalışma Bakanı ile birlikte, ki şu anda ben kendi adıma da çok büyük bir emek veriyorum bu tüzükler, bu yasa çıksın diye, huzurevi ve bakım evi yasası. Ama isterdim ki Sağlık Bakanlığı görevi olan bakım hizmetlerini üzerinde tutabilsin, yasasını yapabilsin ve bu hastaları halının altına süpürmesin. Çalışma Bakanlığı, sosyal hizmetler hiçbir imkanı olmadığı halde uğraşsın demesin. Olması gereken de buydu. Umarım ki bu konuda daha bilimsel, daha iyi niyetle ve de bu hastaların gerçekten de sorunlarını çözecek şekilde konuya duyarlı olursunuz. Çünkü çok önemli bir konudur. Hasta bakıcılarıyla ilgili biz yataklı tedavi kurumları yasasına kadrolu hasta bakıcı koyduk 100 adet. Ama kesinlikle yeterli değildir. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bir eğitim ekibi oluşturması, ciddi boyutta bu konuda eğitim çalışmaları yapması, hem hastanedeki hasta bakımı için hem evde hasta bakımı için ciddi efor sarf etmesi gerekiyor. Sayın Bakan, siz de biliyorsunuz ki şu anda hastanelerimiz bakıcı mafyalarının maalesef girdabındadır, hapsindedir. Yani çok kötü bir durum ve dönem yaşıyoruz. Ama bunu çözecek olan da inanın bana sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı'nın iradesi, isteği ve yönetme becerisidir. Ben diyorum ki konsantre olun, sizden öncekilerin projelerine sahip çıkın, danışın, konuşun, paydaşlarınızla özellikle, meslek örgütleriyle. Yapmıyorsunuz demiyorum, olması gerekeni söylüyorum. Çünkü siz gidicisiniz, hastalar ve projeler kalıcıdır. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarında sayın milletvekilleri, kamu sağlık binalarının altyapısı sıkıntısının giderilmesi en öncelikli konularımız arasındadır. Mutlaka ve mutlaka olacaktır. Sağlık merkezleri altyapı, donanım ve personel anlamında mutlaka güçlendirilecek. Birinci basamak tedavi hizmetleri, hastanın doktora en kolay ulaşacağı sağlık merkezleri mutlaka güçlendirilecektir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu konudaki iradesi çok ama çok güçlüdür. Koruyucu sağlık hizmetlerine çok özel bir önem veriyoruz. Bilimsel gerçeklerle bunu yapacağız, sistematik bir şekilde yapacağız ve sürdürülebilir bir şekilde yapacağız. Sadece bazı farkındalık haftalarında olmayacak şekilde Sağlık Bakanlığı'nın asli görevleri arasında yapacağız. İlaç yönetimi çok önemli bir konudur. İlaca ulaşım mutlaka kolaylaştırılacaktır ve İlaç Eczacılık Dairesi ülkedeki ilaç politikalarını düzenleyen, uygulayan, yol gösteren bir kurum haline gelecektir. Hastaların istedikleri eczaneden ilaç alma konusundaki arzuları ve isteklerinin giderilmesi için mutlaka bir sistem kurulacaktır. Bunlar bizim öncelikli konularımızdır. Kamuda sağlık hizmetleri, altyapı eksiklikleri giderilerek mutlaka saatler uzayacak, tam gün sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Adalı bir genel sağlık sistemi üzerinde mutlaka çalışacağız ve erken zamanda gündeme getireceğiz. Bunun sonuçlandırılması için özel gayret sarf edeceğiz. Hasta bakıcı ihtiyacı gerek kamu hastanelerinde gerekse evde mutlaka giderilecektir. Bu özel çözmek zorunda olduğumuz ödevimizdir diye düşünüyoruz ve buna mutlaka önem vereceğiz. Özellikle de yaşlı bakımı mutlaka gündemimizde olacaktır. Çok teşekkür ederim. Uzun konuştum. Umarım sizleri yormadım. Kolaylıklar ve başarılar, özellikle de Sağlık Bakanlığı bürokratlarına
yürekten başarılar diliyorum.